İyi günler, Paul of Stake'le karşınızdayım. Şu anda public para sirasinin bitmesine 14 gün var ve 2,1 milyon euro para toplamışlar. Soft cup'ları 2 milyon, soft cup geçilmiş ve hard cup'ları 8 milyon euro arkadaşlar. Daha önce bahsettim sizlere, şimdi biraz gördüğünüz üzere white paper'ından bahsedeceğim. İşte algoritmalardan bahsetmişler. PoPoS, DPoS, PISC ve DLT olarak farklı algoritmalardan bahsetmişler çalışma mantığındaki. Gördüğünüz üzere işte Po'la Pos'un arasındaki fikir farklılıklarını anlatıyorlar. Proof of Work işte genel konsensüs algoritması olarak ilk jenerasyon blockchain'i olarak tanımlamışlar. Proof of Stake ise 2018-2019 yılında blockchain'de major bir hale gelmeye başlamıştır. Yani etkin bir hale gelmeye başladı. Ve POS yeni standart olmaya başladı blockchain'in. Pool of Stake yani POS sistemi gayet kullanışlı olduğundan bahsediyorlar. Gördüğünüz üzere işte Bitcoin Cash'ten örnek vermişler. POS Stake'in olduğundan. 2018-2019'da ise PoW'dan PoS'a geçeceğinden bahsetmişler Ethereum'un. PoW Mining'den bahsetmişler biraz, işte burada makineler vermişler ve bu şekilde insanların birleşip yaptıklarından bahsetmişler. Tabii ki burada işte Bitcoin'den, Betacoin'den, Ethereum Classic, Dash, Startcoin, Karma Coin gibi coinlerden bahsetmişler. İşte bakarsak 256 algoritmasıyla çalışan Ishikana Tavus başına karma güçlü GB Miners için %0,9, BV için %0,8, Hindistan için %6, Rusya için 0,3 falan bir oranlar var. Bir ajans üyesine verilen ödülün %85'i ajans ödülünün %10'una değer veren ödüllendirmek için PSK'nın bu şekilde stake pool türünün ilk örneği olan Block of Proof Stake için merkezi olmayan havuz blockchain geleceği Kütün Boss, Tezos ve diğer FOS madeni para sahipleri havuzunda birleştirilebilir. Madencilik 2.0'ı başlatabilecekler arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz üzere işte btc.com yani Bitcoin madenciliğinde işte ya da Hashpower olarak Po algoritmasına baktığınız zaman havuzlarda en yüksek payı işte btc.com, daha sonra Antminerleri kullanan kendi madencilik sistemi üreten Antpool, sonra via btc, işte btc top olarak gidiyor. Bunların hepsi bir sistemde toplanmış. Proof of Work'in artık geride kaldığını ve Proof of Stake'in yükseldiğinden bahsediyorlar. Gayet bu şekilde anlaşılıyor. Sistemin nasıl çalışacağından bahsetmişler biraz, işte en fazla %5 gaz ücreti alıp geri kalanlarının işte daha çok birbirleriyle birleştirip %200'e kadar artıracağından bahsetmişler. Burada işte bir tablo vermişler. Kişi başına stake'den bahsetmişler, yani paydan bahsetmişler. Tabii ki bu sadece POS paraların sahipliğini talep etmek için, yani platformda kullanılacak, üyeler arasında takas edilmeyecek. Stake havuzda olduğu gibi stake ekosistem havuzu doğası gereği merkezi olmayan hale getirilmiş akıllı sözleşmelerle çalışacak tabii ki. Ekosistemde kullanılan iki önemli belirti var. PSK tokenleri bu kullanıcıların herhangi bir para çekme ücreti üzerinden indirim almasını sağlayan yardımcı bir simge olacak. Bu PSK belirteceği Ethereum blockchain üzerinde ICO sırasında satışa sunulacak arkadaşlar. Geri kalan da ikinci videomda inceleyeceğim. İyi günler diliyorum.